Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere basit bir şekilde USB belleğinizden, taşınabilir aygıtlardan, taşınabilir hard diskten veya farklı depolama birimlerinden sildiğiniz dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, resimlerinizi, belgelerinizi, kısaca verilerinizi nasıl kurtaracağınızı anlatacağım. İşlemlerimiz aslında çok basit. Yalnız bundan önce bilmeniz gereken birkaç bilgi bulunuyor. Eğer yanlışlıkla bir USB bellekten, bir hard diskten bir veriyi sildiyseniz kesinlikle bu hard diski ya da USB belleği biçimlendirmeye, formatlamaya kalkmayın. İkincisi içerisine farklı bir belge, bilgi falan vesaire atmaya kalkmayın. Ee, yani silindiği anda verilerinizi içinden sildiğiniz anda ekstra bir şeyi içerisine atmaya çalışmayın. Aksi halde verileriniz zarar görebilir. Normalde siz, örneğin benim bugün yaşadığım olayı anlatayım. Ben normalde hard diskimden 50 GB'a yakın bir veriyi yanlışlıkla sildim. Ee, bu hard diskimden. Ee, normalde silinme sonrasında bu bilgiler yine burada kalmaya devam ediyor. Ee, siz buraya bir bilgi, ekstra bir bilgi atarsanız bu bilgi o e, oradaki verilerin üstüne yazılıyor tekrar. Yani kısacası sizin sildiğiniz aslında veriler halen burada. Eğer üstüne bir şey yazmadıysanız veya belleğinizi, hard diskinizi vesaire tekrar biçimlendirmediyseniz bunlar burada kalmaya devam ediyor. Herhangi bir silinme olmuyor. Tekrar bunları kurtarma ihtimaliniz bulunuyor. Şimdi ben bunu sildim. Bu verileri sildim. Normalde Delete ile silmiştim yanlışlıkla. Şimdi bunu geri getirmek için aslında iki tane programımız var. Bir tanesi eee Recuva Diğeri Stellar Data Recovery. Şimdi iki tane uygulamamız var. Bir tanesi Recuva. Aslında belki siz bu videoya gelmeden önce ya da bundan önce belki bu programı duymuşsunuzdur. Bu program oldukça basit bir program. Hemen size bu programın nasıl kurulduğunu da göstereyim. şimdi farklı bilgisayara geçip kurulumunu göstereceğim. Tekrar buraya geleceğim. Şimdi Google açalım ve buraya Recuva yazıp enter yapalım. İlk gelen site şöyle gezginlerden mesela klikleyip indirelim. Ücretsiz zaten. Buradan recuva indir diyelim. Kullanımı da çok basit. Çalıştır diyelim. Programı. Evet programımız şu şekilde açılıyor. Install diyelim. Programımızı yükleyecek. Tabi programla beraber şey de yükleyebilir işte kafasına göre bazen antivirüs falan da yükleyebiliyor. Bazı tool'lar yükleyebiliyor. Çok önemli değil. İşiniz bitince zaten bununla kendini silebilirsiniz. Herhangi bir önem yok. Şimdi kısa bir bekleyelim yükleme tamamlansın. Evet yüklememiz tamamlandı zaten direkt bakın sayfada run recuva yani çalıştır ya da şuradan masa üstüne de geldi yani bu şekilde gelmezse tekrar şöyle masa üstüne gidip hatta şu pencereleri kapatalım şu şekilde tekrar çalıştırabilirsiniz. Burada direkt next diyoruz all files yani tüm dosyalar next neredeydi sizin kaybolan verileriniz fotoğraf resimleriniz buradan seçiyorsunuz hard, artık hard diskiniz mi neyse artık bunu seçin buradan. Ardından next'in ve Start'in Şu enable deep scan daha derinden taratıyor. Buna çok gerek yok yani şu anda bunun buna çok gerek yok. Start diyoruz ve taramaya başlıyor. Tarama işi bittikten sonra şimdi diğer pencereye geçiyorum. Tarama işi bittikten sonra normalde bu sayfa gibi geliyor. Şu sayfa gibi geliyor. E, şunu kapatalım hatta. Şu sayfa gibi geliyor. Yalnız Recuva'nın çok negatif bir özelliği var. E, tüm verileri dosya şeklinde getiriyor. Yani biz normalde e, muhtemelen siz de öyledir. Yani USB verilerinizi klasör klasör yapmıştınız. işte dosya dosya yapmıştınız. Resimleriniz ayrı yerdeydi. Programlarınız ayrı yerde. işte belgeleriniz, dosyalarınız hepsi ayrı ayrı yerde ve e, belli bir e, klasöre göre gruplandırılmıştı. Ama şimdi Recuva'da şöyle bir sayfa geliyor. Siz mesela seçiyorsunuz tamamını. Şu şekilde seçtiniz. Ardından çünkü hepsini kurtarmak istiyorsunuz. Şurada yeşil olanlar kurtarılabilir anlamına geliyor aynı zamanda. Recover diyorsunuz. Şimdi nereye kaydedeceksiniz? Şöyle masa üstüne şöyle bir yeni klasör oluşturabilirsiniz. Mesela şöyle masa üstüne click dedim. Yeni klasör oluşturdu. Buradan da yapabilirsiniz. Şöyle yeni yeni bir klasör yapalım. Mesela kurtarma diyelim. Bir de şöyle bir bilgi daha vereyim. Kesinlikle kurtaracağınız bilgiyi aynı hard disk üzerine yapmayın. Yani mesela örneğin C sürücüsünü de mi sildiniz? C üzerine yapmayın. Bir USB belleğe taşınabilir başka bir şeye yedeklemeye çalışın. Ee, dediğim gibi yani kaybettiğiniz e, verilerin silindiği alan üzerine bir şey yazdırmamaya özen gösterin. Hatta yazmayın yani. Yoksa dediğim gibi verileriniz kaybol kaybolma ihtimali daha yüksek. Şimdi ben normalde taşınabilir bir aygıttan, taşınabilir bir hardisten verileri kaybet yanlışlıkla silmiştim. O yüzden bu burada masaüstüne yapıyorum kurtarmayı. Burada ne yapıyorum? Masaüstünü seçip kurtarmayı seçiyorum. Tamam diyorum ve alanı söylüyor. Hani zaten alan şu an uygun değil galiba. Alan uygun olsaydı şey diyecekti işte. Çok büyük bir alan olduğu için. E, buraya kaydetmeye başlayacaktı. Ancak buraya kaydetmeye başladığı anda e, rastgele atıyor. Yani resimleri, belgeleri karma karışık oluyor ve bunların içinden çıkmak. Çünkü geçmişten de olan resimleri de getirecek. Geçmişteki bir sürü resim de getirecek. O da sıkıntı oluyor tabii. Eee Verileriniz çok az ise Recuva gerçekten işe yarayacak bir program. Yani atıyorum işte 100 tane fotoğrafınız vardı, 5-10 tane belgeniz vardı. Çok önemli değil. Ancak büyük bir data kaybı yaşadıysanız, çok büyük bir veriyi sildiyseniz işte bu durumda karşımıza şu şöyle bir program çıkıyor. Şu program. Şu pencereyi kapatalım. Stellar Data Recovery Professional çıkıyor. Gerçekten çok işe yarayan bir program. Tarattıktan sonra direkt sizin tüm verilerinizi klasör klasör getiriyor. Yani şu şekilde kendiniz seçip bunları kurtarabiliyorsunuz. Ve e, Rekuva'ya göre de daha kaliteli bir program. E, bunu seçiyorsunuz. Örneğin neyi kurtaracaksınız mesela? E, çalış, programı kurdunuz, çalıştırdınız. Abi ben aynı zamanda linkini de alta bırakacağım. E, mesela neyi kurtarmak istiyorsunuz? Şu anda benim sildiğim hard diskim bakın şu anda hard diskim tamamen silinmiş içi hatta şeyde de yok yani şu şurada da bakın hiçbir şey gözükmüyor. Ee, şuradan kendini seçip, şu an benim hard diskim içinde silinmiş olan kısımlar bunlar, üstünde çarpı olanlar, onu seçiyorum mesela hangisini kurtarmak istiyorsam ve ee, ardından şuradaki recover tuşunu kullanarak kurtarıyorum. Ve kendim de gerçekten bunu denedim, kesinlikle işe yarıyor, çok güzel bir program. Ee, Örneğin mesela ne vardı, yedek vardı mesela, yedekleri kurtarmak istiyorum, yedekleri seçtim şu şekilde, ardından recover diyorum, nereye kaydetmek istiyorum? Buradan yeni bir klasör oluşturup şöyle Yedek diyelim Yedek kurtarma Yedek kurtarma yazıyorum Tekrar yapıştırıyorum ve Klasörü seç diyorum Klasörü seçiyor ve Kurtarmaya başla diyorum Ve otomatik olarak kurtarmaya başlıyor ee, Gerçekten çok işe yarayan güzel bir program ee, Tavsiye ediyorum Veri kurtarmayla ilgili Dediğim gibi Rekuva gibi benzer programlar da var bu tarz programlar. Bunlar ama dosya dosya getirişi işte, dediğim gibi. Yani hepsini karışık bir şekilde önünüze yiyor ve yığınlar içinde kalıyorsunuz. Ancak bu bildiğiniz nasıl sildiyseniz ilk onun gibi siz tekrar kurtarabiliyorsunuz. Yani klasör klasör dosya dosya kurtarabiliyorsunuz. Eğer yapamadıysanız veri kurtarma ile ilgili bir sorun yaşadıysanız yorumun altına yazın. Ben size cevap vermeye çalışırım yardımcı olmaya çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.